güzel bir pazar gününden herkese merhaba. Bugün vize süreçlerimizden bahsedeceğiz. Daha öncesinde de size Instagram'dan duyurmuştum. Aslında şöyle ki, vize başvuru sürecini iki part olarak paylaşacağım sizlerle. Bir, online başvuru süreci. İki, sonraki aşama. Şimdi online başvuru süreciyle başlamadan önce ilk videoda bahsettiğim okul kısmından küçük bir özet geçmek istiyorum ve size tekrar hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Okul seçerkenki standartları belirlemiştik. Yani hayat amacımıza uygun olması, okuduğumuz bölümle alakalı olması ya da bu bir işte dil okulu mu olacak, post degree mi olacak, degree mi olacak, bu tamamen sizin statünüzle alakalı olduğunu konuşmuştuk. Bunun için tabii ki doğru bir yönlendirilmeye ihtiyacımız var. Sizin bireysel olarak CV'niz, özgeçmişiniz neye uygunsa onunla hareket etmelisiniz. Bunun için Google'dan search ederek herhangi bir yurt dışı eğitim danışmanlığı veren bir firmayla görüşebilirsiniz. Birkaç firmayla görüşüp size en yakın geleni, en tecrübeli geleni tercih edebilirsiniz. Ya da Kanada Kültür Merkezi ile yola devam edebilirsiniz. Kanada Kültür Merkezi'nde Kanada'da lise okumak, degree okumak, yüksek lisans yapmak, master yapmak ya da eğitimin yanı sıra direkt immigration programları var. Express Entry gibi mesela. Onlar yola devam etmek için Kanada Kültür Merkezi'nin danışmanları ile yola devam edebilirsiniz. Kanada Kültür Merkezi'nin ben linkini de aşağıya yorumlar kısmında bırakıyor olacağım. Oradan girip inceleyebilirsiniz. Şimdi gelelim vize başvuru sürecine. İşin çetrefilli kısmı bir, part 1 ve çetrefilli kısmı part 2 olarak bu süreci ilerleteceğiz sizlerle. Şimdi biliyorsunuz ki ben öğrenci vizesine başvurdum. Eşim de benimle birlikte full time çalışma iznine başvurdu. Bizimki bir ortak başvuruydu. Çiftler zaten bu şekilde yapıyor olacaklar başvurularını. Şimdi başvurumuzu yapmadan önce bir vize ücreti yatırıyoruz. Bu vize ücreti 150 Kanada doları artı bir de sizden biyometri ücreti istiyorlar. O da 85 Kanada doları, yani totalde 235 Kanada doları yatıracaksınız. En az 6 ay süreli bir pasaportla başvurunuzu yapmanız çok önemli. 3,5-4,5 boyutlarında biyometrik fotoğrafı ihtiyacınız var. Şimdi diyebilirsiniz ki biyometri ücreti zaten ödedim, fotoğraf da mı çektireceğim? Evet. Siz bir fotoğraf çektireceksiniz. Biyometri ücretini bu anlatacağım süreç tamamlandıktan sonra vize başvuru merkezinize kendiniz gitmeniz gereken aşamada çekecek olan biyometrin ücreti olarak düşünüyorum bunu. Vize başvuru formu dolduruluyor. Bu formda öğrenci bir şey yapmaz. Bunu danışmanlar doldurur. Bu onların aslında uzmanlığından kaynaklıdır. Burada da tecrübeli danışman çok önemli. Yani bu vize başvuru formunda bazı şeyleri hatalı yapması ya da eksik yapması tecrübesiz bir danışmana denk geldiyseniz sizin ele almanıza sebep olabilir. O yüzden birkaç firmayla görüşüp karar vermekte size en yakın ve en iyi hissettiren yolu devam etmekte fayda var. Ve ilk videoda bahsettiğim gibi her adımda step step, yani onlar yapıyorlar ama sizin de check ediyor olmanız lazım muhakkak. Yani sorumluluğu sadece danışmana yüklememek lazım. Herhangi bir hata da sizin hayatınızı etkileniyor çünkü. AOL mektubu, AOL letter, yani okul kabul mektubu. Bu bir ön kabul olabilir ya da direkt kabul almış olabilirsiniz. Ki genelde siz zaten vizesiz başvuru yapacağınız için Türkiye'den hali hazırda vizeniz yoksa ön kabul verecekler size. O kabul mektubunu zaten size okul mail olarak iletiyor. Siz onu danışmanınıza forwardlarsınız. Bazı okullar danışmana da gönderiyor, size de gönderiyor. Bu aşamada yapacak bir şey yok. Zaten okul gönderiyor size kabul mektubunuzu. Niyet mektubu. Şimdi bu kısım önemli. Bununla ilgili telefonuma da biraz not aldım. Buradan da faydalanarak size aktarmak istiyorum. Çünkü nasıl ki danışman için vize başvuru formu çok kritikse, yani onun tecrübesini gösteriyorsa, yine burada da bakın çok önemli. Siz yazdıktan sonra niyet mektubunu danışmanını okumadan, kontrol etmeden tamam yazdıysanız yükleyelim diyorsa orada bir hata vardır. Yani tecrübeli bir danışman tekrar okuyup ya şurayı düzeltsek mi, burada bu cümleyi mi kursak diye sizi düzeltmesi gerekir. Bu niyet mektubu Türkçe veya İngilizce olabilir. Bu fark etmiyor. Şimdi nelerden bahsedeceğiz niyet mektubunda? Bu çok kısa olmayan, çok da uzun olmayan bir niyet mektubu.
Başvuru sahibinin kişisel bilgileri, yani siz kimsiniz, nesiniz, kısaca ondan bahsediyorsunuz. Başvuru sahibinin seyahat amacı. Yani diyorsunuz ki ben Kanada'ya şu okulda postdegree program okumak için gidiyorum. Bakın hani 3 yere başvurdum, haber bekliyorum. Birine gideceğim ya da şuraya başvurdum ama şurası da olabilir değil. Şuraya gidiyorum. Yani bölümümüz belli, okulumuz belli, her şeyimiz net. Talep edilen vize türü, ben öğrenci vizesi talep ediyorum. Eşim için konuşalım şimdi. Mesela o dedi ki, benim eşim şu okula, şu bölüme, şu tarihte başlayacak. O yüzden de ben o öğrenciyken full time çalışma izni talep ediyorum. Onun talep ettiği vize türü bu, benimki öğrenci vizesi. Seyahat planı detaylı açıklaması. Yani şu tarihte okul başlar, ondan sonra işte ben şu tarihte Kanada'da olurum. İşte okul 2 sene sürüyor, okulun bitmesi işte şu tarihe denk geliyor vesaire gibi. Yani seyahat planınız net olmalı. Yani gelirim ama bakalım işte bilmiyorum, kalabilirim, kalmayabilirim gibi değil. Yani okula başlayacağım şu tarihte, okul bitiyor bu tarihte. Yani seyahat planım bu diyorsunuz. Seyahati karşılamak üzere bulunan finansal kaynaklar. Evet. Ya bu en kritik şey. Şimdi sizin zaten işte ileriki maddelerde bahsedeceğim yani. Eğer bir çalışansanız LGK dökümünüz vesaire isteniyor ama aslında tüm mal varlığınızdan bahsetmeniz lazım. Yani benim şu bankada şu kadar param var, burada bu kadar hesabım var vesaire vesaire gibi. Finansal yeterliğinizi niyet mektubunda da sözlü olarak belirtiyorsunuz. Yani ben okul için şu kadar para ayırdım, kendim için bu kadar para ayırdım gibi. Sponsorlu vize başvurusu yapıyorsanız da başvuru sahibiyle sponsorun ilişkisi ve neden sponsor olunduğu yine çok açık bir şekilde ifade edilmeli. Yani bu zamana kadar bütün maddelerde dikkat edin, hiçbir yerde gri alan olmalı. Yani her şey siyah ve beyaz kadar net olmalı niyet mektubunuzda. Başvuru belgelerinizde eksiklik varsa, 1. neden eksik oldu? 2. bu eksik olan belge yerine ne koydunuz? Burada yine sizi danışman yönlendirecek. Yani şu belgem eksik diyecek, siz diyecek ki tamam onun yerine şunu koyalım o zaman. Bunu da niyet mektubunu yine çok açık bir şekilde belirtmeniz lazım. Yine bir grilik yok, yani çok açık, siyah ve beyaz kadar net bir şekilde bunu da belirtmeniz gerekiyor. Başvuru sahibinin ülkesine dönme niyeti ve gerekçesi. Şimdi ya ben geldim ama bakalım falan, yine böyle bir şey söylenmemesi lazım. Yani diyeceksiniz ki ben Türkiye'de örnek veriyorum işte çalışıyorum. Yüksek lisans programına katılmak istedim. Kariyerimde bir adım ileriye gitmek istiyorum. İşte katıldığım program bana şöyle 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 faydalar olacak. Ben zaten hali hazır işte kariyeri şu 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 boyutta olan bir insanım. İşte ülkeme döndüğümde Kanada'da alacağım eğitim sayesinde daha fazla opportunity yakalayabileceğim vesaire vesaire gibi. Ya da örnek veriyorum, liseden yeni mezun oldunuz ve bir degree programı gideceksiniz. Ben Kanada'da alacağım işte bu kaliteli eğitim sayesinde ülkeme döndüğümde işte şu 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 şirketlere gönül rahatıyla başvurabileceğim, bir dil yeterliliğim olacak, daha yetkin olacağım, bu bana Türkiye'de daha büyük kariyer kapıları açacak vesaire gibi. Yani orada aldığınız eğitimin buradaki yararından ve size açacak kapılardan da bahsetmeniz lazım. Yani bu yüzden de ben evet geri döneceğim ülkeme demeniz lazım. Çünkü sonuçta bir okula başvuru yapmak ve bu yola çıkmak hani göçmen olacağım demek değil yani. Eğitim almaya gidiyorsunuz ilk etapta oraya. Evet, şimdi niyet mektubunuzu yazdıktan sonraki bu vize başvurusunda başvuranın üzerine düşen en büyük görev olabilir. E-Devlet'ten alabileceğiniz bazı evraklar var. Nedir bunlar? Vuku altı nüfus kaydı örneği, adli sicil kaydı örneği, evliler için evlilik cüzdanının fotokopisi, erkekler için askerlik belgesi. Bunu hepsini E-Devlet'ten alabiliyorsunuz. Hali hazırda öğrenciyseniz, öğrenciliğiniz bitmediyse Türkiye'de, o zaman güncel bir öğrenci belgesi almanız gerekiyor. Çalışansanız, çalışanlar için SGK dönümü son 3 aylık, SGK dökümü son 3 aylık. Tüm hesaplarınızın yine 3 aylık ve imza sirkülü çıktılarını vermeniz gerekiyor. Ve eğer varsa sizin başvurunuzu orada destekleyecek sertifikalar, dil puanınız, sınav sonuç belgeleriniz vesaire, bunları da yine başvuruya koymanızda fayda var. Şimdi bu finansal boyuttan bahsettik. Finansal boyut önemli arkadaşlar, çünkü
Esas case bu bile olabilir yani incelerken. Yani en çok dikkat ettikleri şey bu bile olabilir. Bir herhalde niyet mektubu gelme gitme amacınızda herhangi bir grey zone olmaması ve finansal yeterliğiniz yani. Olay aslında bundan ibaret. Kabaca bir plan var aslında burada. Yani hesabınıza ne kadar para koymanız gerektiğini aslında hükümet size belirlemiş. Diyorlar ki genel olarak 6-7 aylık dil kursları için yani minimum hesabınızda 18 bin Kanada doları bulunsun. Tek gidiyorsanız, yani benim gibi çift gidiyorsanız artı 10-15 bin de eşinizin hesabında bulunması lazım. Yani benim bu söyleyeceğim rakamların hepsi sadece öğrencinin banka hesabında bulunması gereken ücretler. Eşinizin banka hesabında da yine hemen hemen o kadar para bulunması gerekiyor. Yani 10-15 bin dolar kadar olması gerekiyor aslında. Hemen hemen o kadar değil. Evet, baştan alıyorum. 6-7 aylık dil kursları için minimum 18 bin Kanada doları hesabınıza bulunması lazım. En az 3 ay, mümkünse 4-5-6 ay hesapta o paranın bulunuyor olması lazım. Eğer 2 yıllık programlara katılıyorsanız o zaman 25 bin Kanada doları bulunması lazım. Eğer bir devlet okulu sertifika programına katılıyorsanız veya devlet okulu diploma programına katılıyorsanız minimum 30 bin dolar hesabınızda bulunması lazım. 2 yıllık bir devlet okulu diploma veya master öğrenimleri içinde 45 bin dolar minimum hesabınızda para olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü neden? Başvurularınızda tabii ki böyle bir şeyle karşılaşmak istemeyiz ama başvurularınızda 3 maddeyle red veriyorlar size. Bir tanesi diyor ki gidiş amacını ben çok anlayamadım. Yani gidiş nedenim net değil diyor yani. Bana net bir şey vermedin diyor ve bu yüzden sana red verebiliyor. Travel history. Yani daha önce bir ülkeye giriş çıkış yapmadıysanız ve ilk defa Kanada'ya gidecekseniz eğitim için ona da red verebiliyor. O yüzden şimdi bu süreçler zaten zaman alıyor. Yani bir yandan siz okulunuzu seçerken de aslında bunları bir yandan tamamlamak lazım. Yani finansal en büyük kıstas. Çünkü o paranın belli bir süre hesabınıza beklemesi lazım. Vizeye başvurabilmeniz için. Travel history. Yani eğer böyle bir niyetiniz varsa hemen yakın zamanda 1-2 ülkeye tabii ki yani sabıkın olmayan 1-2 ülke yani böyle Suudi Arabistan'a, Pakistan'a falan değil de işte Yunanistan vesaire Avrupa yani birkaç İngiltere, birkaç yakın ülkeye giriş çıkış yapmanızda fayda var. Bir ya da iki kere yapmanız yeterli aslında. Çok böyle uzun da bir travel history'e gerek yok. Yani en azından evet sorusuz gitmiş sorusuz gelmiş yani bu tedirgin edici bir yanı yok bu insanın izlenimi vermek için. Daha önce seyahat ettiğiniz ülkeler önemli. Ve financial reasons. Yani şu az önce size bahsettiğim işte şu program için şu kadar, bu program için bu kadar dolar hesabınızda olması, Kanada doları hesabınızda olması gerekiyor dediğim programlarda eğer siz bir master programına başvurduysanız ve hesabınızda 25 bin dolar varsa sizi finansal olarak yetersiz görüp red verebilir. Yani bu da demek oluyor ki aslında okulu seçerken finansal durumumuzu da baz almamız lazım. Yani 25 bin dolarlık bir birikimimiz varsa o zaman 2 yıllık programlara bakacağız. Devlet okulu olmamasına dikkat edeceğiz vesaire. Ya da 18 bin yani maksimum 20 bin dolar koyabilirim ben diyorsan dil okulu yöntemini seçeceksiniz o zaman vesaire. Yani okul seçerken tabii ki ideallerimiz, amaçlarımız ama işin bir yandan finansal boyutu var ve bu bize de red getirebilme ihtimali güçlü olan bir alan. O yüzden de biraz maddi koşullara göre de okulu seçmek önemli. Çünkü sonuçta vizeniz olmadan o eğitimi almaya gidemiyorsunuz maalesef. Evet arkadaşlar, şimdi daha sonrasında biyometrik vermek için bize başvuru merkezine falan gidiliyor. Bu süreci ikinci videomda paylaşacağım sizlerle. Emin olun ders çalışır gibi oturup bunları tek tek madde madde yazdım ki herhangi bir şey atlamayayım diye. Şimdi bu belgeleri tamamlayıp gerekli finansal kaynakları da oluşturduktan sonra danışmanı sizin adınıza online başvurunuzu yapıyor. Ve siz sonrasında vize başvuru merkezinden bir mail beklemeye başlıyorsunuz. O mail geldikten sonra neler yapacağız onu da ikinci videoda konuşacağız.
İlk videoda size okul seçiminden bahsettim. İkinci videoda vizede sizden neler beklendiğinden bahsettim. Vize başvuru sürecinde. İkisi aslında gördüğünüz gibi birbiriyle bağlantılı. Buradaki üç ana maddeden bahsettik. Yani niyet mektubu çok önemli. Araştırın Google'dan, halihazırda yazılmış niyet mektuplarını okuyun. Görsellerde bir sürü şey bulabilirsiniz. Ama size verdiğim temel başlıkların bu niyet mektubunun içinde olması çok 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 önemli. Finansal yeterliliğiniz ve finansal yeterliliğinize uygun bir okul seçmiş olmanız ve o okuldan bir en azından ön kabul almış olmanız çok 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 önemli. Ve daha önce başka ülkelere girip çıkmış olmanız size katkı sağlayacak. En azından size bu gerekçeleri red vermelerin önüne önden kapamış olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni, eğlenceli ve bunun gibi öğretici içeriklerle yine karşınızda olacağım. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize keyifli bir pazar diliyorum. Hoşça kalın.